Bir öğretmen asit, baz ve tuz olduğunu bildiği 4 ayrı çözeltiyi özelliklerine göre ayırmak istiyor. Bu öğretmen elindeki belirteçleri çözeltileri kullandığında oluşan renk değişimi aşağıdaki tabloda gibidir. Buna göre öğretmenin yaptığı bu deney ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşması beklenmez. Tek tek seçeneklere bakalım arkadaşlar. Birin çözelti fenol renk vermediği için asit çözeltisi olabilir. Fenol Asit içerisinde nasıl bir tepkime veriyormuş arkadaşlar renksiz oluyormuş evet çözelti renksizmiş olabilir ikinci ve dördüncü çözeltilerde aynı belirteçler kullanılmış olabilir ikinci ve dördüncü çözeltilerde aynı belirteçler kullanılmış bakalım kırmızı kırmızı olmuş evet ikisinde de Tunus metin e, orange kullanılmış olabilir. Bu nedenle bu ifadede de doğrudur. C'ye bakalım. 1 ve 3. çözelti bir araya gelerek kimyasal tepkimi oluşturabilir. 1 ve 3. çözeltiye bakalım. Kimyasal tepkimi oluşturulması için birinin aspirinin baz olması lazımdır. Renksiz olmuş. Renksiz e, fen, fenolfitarin de asit. Arkadaşlar 3. E, çözeltide sarı olmuş. Yine Metil oranjda da bazılarınki sarı olabilirmiş. Yani ikisi farklı belirteşler kullanılabilir. Yani bir asit bir baz olabilir arkadaşlar. Ve bunlar tepkime girebilirler. Bu ifade de doğrudur. Arkadaşlar bu deneyden biz yola çıkarak dördüncü çözeltide belirteç olarak fenol fitalin kullanılsaydı çözeltinin rengi pembe olurdu diyemeyiz. Niye? Çünkü arkadaşlar böyle baz olması ile ilgili herhangi bir ne diyor arkadaşlar burada? Şöyle. Rengi kırmızı olmuş. Ben buradan bu çözeltinin e, asit olduğuna kanısına varabilirim ama baz olduğu ile ilgili herhangi bir kanıt yok elimde. O nedenle arkadaşlar Cevabım e, D seçeneğindeki ifade ulaşılamayacağı için beklenemez olduğu için Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bir grup öğrenci maddelerin asit ve baz olup olmadıklarını belirlemek amacıyla aşağıdaki deneyleri yapıyorlar. Öğrenciler verilen deneylerden hangilerini tek başına yaparlarsa bir maddenin asit ya da baz olduğuna e, olup olmadığını belirleyebilirler. Arkadaşlar sorumuzda şimdi e, metil birinci e, yaptığı etkinlikte metil oranjı damlatıyor. Metil oranjı damlatıldığı zaman tek başına maddenin e, asit ya da baz olup olmadığını belirleyebilir. Çünkü e, bu, renk değişiminin bir belirtisidir. Çünkü sulu çözeltin elektrik akımını iletip iletmediğini inceliyorsa eğer bunun asitliğe baz olduğuna karar veremez. sol kağıdın etkisini gözlemler. Ee, bunun e, arkadaşlar hani e, rengine göre bir çıkarımda da bulunabilir. Evet. Dış görüntüsünü gözlemlerse böyle bir ayrıma gidemez. pH ölçüye konar. pH değerini de biliyoruz. 0 ile 7 arası. Asit 7'den sonrası 14'e kadar neydi? Bazdı. Bu nedenle sevgili arkadaşlar 1, 3 ve 5'i kullanarak tek başına asit ya da baz olduğuna karar verebilir. Cevabımız D, e, A seçeneğidir arkadaşlar. İlgi öğretmen öğrencilerinin asit ve baz olan bazı maddeler belirlemelerini, asit ve bazların günlük yaşamda maddeler üzerinde etkilerini gösteren örnekler bulmalarını istiyor. Öğrencilerin buldukları örnekler aşağıda görseldeki gibidir. İşte e, bilgi öğretmenin öğrencilerinin belirlediği malzemeler mide ilacı arkadaşlar elma kola deterjan limon suyu ve çamaşır suyu olduğuna göre bu malzemelerin hangileri görsellerdeki olaylara neden olmuş olabilir ee, arkadaşlar Örnek bir reflü gastrit ülser gibi hastalıklar ortaya çıkarabilmesi için o maddenin asidik özellikli olması lazım. Çünkü midenin ortamı asidik bir ortamdır. Bu nedenle sevgili arkadaşlar bu bu cevaba ulaşabilmemiz için bizim e, astik bir madde bulmamız lazım. Mide ilacı bu işi çözmez. Arkadaşlar A seçeneği bu nedenle yanlıştır. limon suyu olabilir, kola olabilir. Dişlerin çürümesine yol açabileceğini baktığımız zaman sevgili arkadaşlar dişlerin çürümesiyle ilgili yine mide ilacının böyle bir etkisinin olacağını söyleyemeyiz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Daha net e, cildi tarih edebilir. Cildi tarih etmek için e, bir çamaşır suyu baz kullanabiliriz. Asitler de bu işi yapabilir aslında. Yine cam yüzeylerin matlaşmasına neden olabilir mi arkadaşlar? E, şeyler, e, asit veya bazlar, deterjanlar, bazıları asidik, bazıları bazik özellik gösteriyordu arkadaşlar bunu gösterebilir. Ama çamaşır suyun kolaya göre daha fazla cildi tahriş etme özelliği olduğunu biliyoruz. O nedenle cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. KLM çözeltileri ile ilgili aşağıda aşamalar izleyerek bir deney yapılıyor. Birinci aşamaya bakalım. K çözeltisi M çözeltisi üzerine damlatılıyor. Oluşan yeni çözeltinin pH değişimi grafikli gibi oluyor. Önce nötrleşme oluyor sonra Tekrardan eklemeye devam edildiği için baz olma özelliğine doğru gidiyor arkadaşlar. K çözeltisi, M çözeltisi üzerine damlatıldığında. O halde arkadaşlar K çözeltisinin biz ne olduğunu biliyoruz. Burada baz olduğunu anlıyoruz. K ve M çözeltisinin ise asit olduğunu anlayabiliriz. Hiç işlemi yapmadan bunu grafiklerden anlayabiliyoruz. Arkadaşlar daha sonra K ve M maddelerinden oluşan çözeltiye yani L çözeltisi damlatılıyor şuraya e, burada ne oluşmuştu? Baz oluşmuştu. Buna L çözeltisi anlatılıyor ve bazik özellikli madde nötrleşmiş yani. O halde arkadaşlar L çözeltisinin burada biz asit olduğunu anlayabiliyoruz. Yeni çözelti pH değişimi aşağıdaki bu oluyor. Buna göre sorumuzu çözelim. Ulaşabilecek olan bakalım sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşım birinci aşamada kullanılan K çözelti için kometeyle gaz açığa çıkartır. Arkadaşlar asit olması lazım ama kaç çözelti bazdır. Bu nedenle yanlıştır. Bu ifade birinci aşamada asit ve baz olan kahveye çözeltileri tepkimeye girmiştir ve çözeltiye kaç çözelti damlatılmaya devam edilmiştir. Evet arkadaşlar, buradan bunu anlamıştık zaten. İkinci aşamada kullanılan L çözelti asitik özellikle bir maddedir. Evet, buradan da bu grafikten da bunu çıkarmıştık. Bizden doğru olana ulaşılabilecek olan seçenekleri istediği için cevabımız 2 ve 3 olan C seçeneğidir arkadaşlar. Oda sıcaklığında bir cam fanusun içine bir beer glassta potasyum hidroksit ve fare konuluyor. Bir süre sonra kapta bulunan farenin gaz açığa çıkardığı ve potasyum hidroksitin bulandığı gözleniyor. Diğer bir düzenekte ise potasyum hidroksitin sulu çözeltisi hazırlanıyor ve potasyum hidroksitin su içerisine hidroksit iyonları verdiği tespit ediliyor. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili yargıların hangileri doğrudur? Bakalım farenin açığa çıkardığı gazın pH değeri 7'den küçüktür. Çünkü burada potasyum hidroksit bazik özellikle olduğu için tepkimeye giriyor ve bulanıklaştırıyor arkadaşlar. İkinci öncüle bakalım. Potasyum hidroksitin sulu çözeltisini fenol fitalin damlatırsa pembe renkli olur. Evet fenol fitalin bazik ve sulu çözeltilere damlatıldığında pembe renk verdiğini biliyoruz. Farinin açığa çıkardığı gaz potasyum hidroksitle kimyasal tepkimeye girmiş ki e, potasyum hidroksit bulanmış. Evet bu, bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle 1, 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini gösteren ölçü birimine pH adı verilir. Maddelerin pH değerleri pH çizelgesinde gösterilir. Nötr'den yani 7'den sola doğru gidildiğinde sıfıra doğru gidildiğince asitlik. 14'e doğru gidildikçe de basit özellik gösterir ve bu özellikler artar. Selim azıla 4 ayrı sıvının pH değerlerini belirlemek amacıyla pH test kağıdını kaplara batırıyor. Selim pH test kağıtlarını çıkardıkları çıkardıktan sonra karıştırıyor. A sıvısının pH değerinin B sıvısından büyük olduğunu hatırlıyor. Şimdi A sıvısının pH değeri B'den büyük. Ancak C ve D sıvıdan pH değerini hatırlamayan Selim bu sıvılardan birinin asit. Arkadaşlar Bunlardan biri C asit veya baz arkadaşlar. D'nin ise arkadaşlar yine asit veya baz arkadaşlar. ikisi aynı anda baz veya asit olamayacaklar. Bunu biliyoruz. Arkadaşlar bakalım C ve D aynı anda asit veya baz olmaz. Zaten A seçeneğinde C'ye 7 koymuş. Bu ne türdür? C asit veya baz olacağı için A seçeneği olmaz. Arkadaşlar baktığımız zaman A'nın pH değeri B'den büyük olacağı için B seçeneği de olmaz çünkü biri 6 biri 8. Arkadaşım A'nın B'den büyük C ve D aynı anda ikisi asit ve baz bu da olmaz. D seçeneğine baktığımızda neden olur ona bakalım. Sevgili arkadaşım A B'den büyük biri 7 biri 5 evet asit ve baz olduğu ile ilgili bir bilgi yoktu çünkü. Arkadaşlar C asit evet 3. D de bazıdır evet 12. Bu nedenle arkadaşım doğru cevabımız D seçeneğidir.